Neden böyle oluyor? Ne oluyor Eda? Ben ne kadar mücadele edersem edeyim, ne kadar çabalarsam çabalayayım, günün sonunda tutunacak hiçbir şeyim kalmıyor yani. Bil bakalım neden böyle oluyor Eda. Çünkü sen mücadele etmiyorsun ki. Çünkü sen böyle oturup bir mucize olsun diye bekliyorsun. Çünkü Yaren benim yaşamak için bir tane ya. Bir tanecik mucizeye ihtiyacım var. Senin mucizeye falan ihtiyacın yok. Doğru düzgün okuluna gitseydin dönem ortasında atılmazdın. Benimle birlikte şimdi sınava girerdin. Bir yeri kazanırdın. Yurtta kalmaya devam ederdin. İstemiyorum. Yaren istemiyorum. Ben bu yurtta bir 4 yıl daha kalmak istemiyorum. Ben bir 4 yıl daha okumak istemiyorum. Sen neden beni anlamıyorsun? Ne yapacaksın peki Eda? İş bulman lazım. Sen beni dert etme. Ben başımın çaresine bakarım. Ayrıca bak ben var ya Yaren. Ben senin bu hallerinden çok sıkıldım ha. Bizim başımıza ne gelirse gelsin. Senin bu uslu kız, aman cici kız, aman bu yetim kız, tatlı kız hallerinden çok sıkıldım. Sen var ya köşeye sıkışınca tam bir pislik gibi davranıyorsun. Değil miyim zaten? Ha, pisliğim ben zaten. Ben dünyaya nerede açmışım gözümü? Bir çöp konteynerinde. Bir tane çöp konteynerinde. Ya sen hiç acımadan, hiç üzülmeden nasıl bunu benim suratıma vuruyorsun? Hiç mi vicdanın sızlamıyor senin? Pisliğim ben. Pisim ben. Pisliğim işte. Eda, bir hedef koy kendine be. Bir hedefin olsun. Tamam. Koydum. Astronot olayım ben, tamam mı Yara? Nasıl? Yeterince yüksek mi? Tatmin ettim mi seni? Bir git ya, dalga geçme benimle. Tamam, sen söyle o zaman. Sen söyle. Okuyup ne yapacaksın? Ben sana söyleyeyim mi okuyunca ne yapacağım? Hayatımı hiç kimseye muhtaç olmadan yaşayacağım. Kendi ayaklarımın üzerinde durarak. Sen de artık geçmişi bırak, önüne bak. Ya sen bu geçmişi nasıl bırakıyorsun? Dur, anlamıyorum. Nasıl bırakıyorsun ya? Sen her ne kadar kabul etmesen de bizim geçmişimiz yara izleriyle dolu. Bak nerede kalıyoruz? Yetimhanede. Sen her ne kadar reddetsen de, ne zaman yere düşüp acımadı ki diye ayağa kalksan da, yetimiz biz. Bunu sadece sen ben değil herkes biliyor. Herkes görüyor. Görsünler, bütün dünya görsün. Ben kimseden hiçbir şey saklamıyorum. Ben kimseden utanmıyorum. Eda, biz bir şekilde ayakta kalmak zorundayız. Artık şunu şu kafana sok. Haklısın. Ama ben var ya Yaren, bu saatten sonra sokak kedisi gibi her başıma okşanın peşinden koşmayacağım. Bir çift güzel laf edene inanmayacağım. Önüme bir kap yemek koyana ben minnet etmeyeceğim Yaren. Ben ne yapacağım biliyor musun? Senin elini tutacağım. Hiç bırakmayacağım. İnsanların üstüne basa 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 en yukarıya çıkacağım. Seninle birlikte. Sonra seninle birlikte onlara bakacağız. En aşağıya bakacağız Yaren. Ben olmadığım biri gibi davranmak istemiyorum. Asıl o zaman kaybederim, anlamıyor musun? Neyi ya? Kendimi. Kendimi kaybederim. Ya tamam. Tamam, sen kendini sıkı sıkı tut kardeşim. Ama beni de bir rahat bırak. Bari hiç değilse şurada içimi boşaltayım. Sen de git. O sıcak yatağında uyu. Ben seni hiçbir zaman bırakmayacağım baş belası. Tamam mı?
Biz bir şekilde mutlu olacağız Eda. Şu dünyada bir şekilde mutlu olacağız. Hani o bilmediğimiz kimsesiz çocukluğumuz var ya. Biz onu avutacağız. Bak bana Eda. Ben her zaman, her yerde senin yanında olacağım, tamam mı? Söz mü? Söz. Ağlama artık. Hatta bak, bende ne var? Aa! Nereden aldın? Daha önce almıştım, aşağıda duruyordu. Kuralları mı çiğnedin? Ya her zaman sen mi çiğneyeceksin? Yaren. Ha. Ama sen beni anladın değil mi? Bak ben okumak istemiyorum. Anladım, anladım. Ya. Ama okuyacaksın. Okumayacağım. Okuyacağım. Okumayacağım. Bu arada bana reddedemeyeceğim bir teklif de geliyorsun. Ya. Benim çok hoşuma gidiyor sen yapınca.